gidiyorsun. Bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Gidiyorsun. Bilmediğim uzaklara bakarken ardından gitme kal diyemedim. Bu ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Ayrılık birçok şeyi aldı götürdü benden. Dostlarım sordular o gitti diyemedim. Diyemedim, 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 diyemedim. Bakarken ardından gitme kal diyemedim. Merhaba. 280 program olmuş. Biz gecelerin karanlığını ilk delen programız. O zamandan beri Türkiye gece saatlerinde konuşmaya başladı. Gündüz susuyor, gece konuşuyor ve gittikçe de gece saatlerinde kaymaya başladı. Sabah 3'lerde 5'lerde konuşulmaya başlandı. Neyse konuşun da nasıl konuşursanız konuşun. 280 program ve Star ailesinde, çok sevdiğim Star ailesinde 120 programdan sonra küçük bir tatile çıkıyorum. Büyük de olabilir. Onun artık tatilde belirleyeceğim küçük mü büyük olduğunu. Fakat bir tatile çıktım kesin. Yani gelecek pazartesi akşamı doktor sırası bulamayacaksınız. Belki bir manken ya da başka birisi bir program yapabilir, onu bilmiyorum ama ben gelecek pazartesi çok uzaklarda olacağım. Evet, bu tatile ilk molamızı, yani vereceğimiz, tatilde vereceğimiz ilk molayı gerçekten çok yoruldum. Tiyatroyu da birazcık tatil ettim. Tiyatro Kare'de Oscar oyununu da Perşembe günü bitiriyoruz. Böyle birazcık uzatacağım molayı ve bu mola sırasında işte kendimi geliştirmeye çalışacağım. Hep öyle klasik laflar vardır ya. Hayır, onların hiçbirini yapmayacağım. Yalnızca dinleneceğim. Kafamı dinleyeceğim. Bu arada tabii Türkiye'yi de dinleyeceğim. Yani ekrandan olmasa da insanların dertlerini dinleyeceğim. Evet. Bu tatile çıkmadan önceki son programımız çok önemli bizim için. Çok iyi olmalıyız, harika olmalıyız. Çok iyi konuklarımız var, gerçekten müthiş. Ve hakikaten beni kırmadılar. 40 defa telefon edildi ama 40.sında buraya geldiler. Çok teşekkür ediyorum. Onları huzurlarınıza davet edeceğim. Sayın Nejat Uygur ve Yılmaz Erdoğan biraz sonra bizimle beraber olacak. Bu akşam Doktor Sırası mutlaka izleyin. İkramiyeden büyük bir ikramiye vurmamış mıydı? Vurdu oğlum. Hem de ne biçim vurdu biliyor musun? Öyleymiş, şaşırttırdı be. Doktor Stres. Evet, evet, evet. Ayşen burada, evet. Bir dakika. Bu Ayşen'in ne dediğini fazla anlayamadım. Şu, ben size söyleyeyim. Benim bir humorum var. Humorun karşılığı nedir bilmiyorum, umurumda da değil. Humorum var. Bunu beğeniyorum, laf olarak bunu konuşuyorum. Hamur demek. Bir mizah, hamurum var diye. Fark et, ya rahatlayacaksanız öyle diyelim. Siz nasıl kendinizi hissettiyseniz öyle konuşayım. Nedim Sabah'ın bir dış ülke seyahatinden bunu bana gönderdi. Yalnız bir dakika. Bundan şimdi... çok sene mukaddem. 16 yaşındaydın o zaman. O zaman yani demek evet. Ki 40-50 sene önce falan. Evet, yani şu anda saçlarının döküldüğünü de görüyor. Evet, bu böyle benim bir anım. Ben sayın milletvekillerine rica ediyorum. Parlamentoya gittikleri zaman bu konuya eğilip bir Türkiye Milli Gençlik Örgütü kurmak için çaba sarf etsinler. Erkek gibi görünür, erkek gibi yaşar fakat kendi cinsinden hoşlanır. Budur eşcinsel. Yani bu homoseksüel zaten bayanlar için de. Bu beyin hanım olması çok zor bir şekilde görülen beyindi. Mümkün değil, evet. Mümkün. Çıplaklık bizim için bir kimlik. Doktor Stres. Herkes biliyor musun? Bu devlet yardımı lafı beni rahatsız ediyor. Neden rahatsız ediyor? Çünkü ben tiyatroların, sanatın devlete yardım ettiğini. Ama bir araba şimdi aldın mesela, yeni bir araba. Arabayı alırım dedim, bu çok teknik bir şey. Öde alırsın, taşıt alım vergisini ödersin falan filan. Başkasını yaparsın ve kullanmaya başlarsın. Serdar Bey çok iyi tanır beni. Samay. Tamay. Aha, Tamay. Bu az önce söylediğin ifade. Aa tamam. Serdar neden inkar ediyorsun? Bak. Gülme. Peki.
Peki tamam, doğru söylüyorsun. Oldu mu bir şey? Güneşli bir hava. Hadi ay yatağa yatağa bilmem ne falan. Yani çok konuşuyorlar. İşte boş konuşuyorlar. Ben dinlemiyorum. Ben TRT dinliyorum. Hayır, hepsi var ya, bal gibi dinliyor. Hayır, mesela benim çocuğum neden Dede Korkut'tan önce Noel Baba'yı öğreniyor? Neden öğreniyor? Ben Doktor Nedim Saban'a tekrar teşekkür ederim aramıza döndüğü için. Ben İsmail kalın, Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Ama mutlaka Doktor Stres'in canlı programında kalın. 96'nın başarılı insanları buradan umut saçacaklar. Ve 97'nin başarılı insanları siz sevgili seyircilerimiz olacaksınız. Sarı saçlı kadınların tamamı hatta deniliyor. Aptal denilen bir kavram olduğu için yakıştırılan o et. Fahişe denince sarışın olur. Yani tabii ki ne alakası var. Evet, yani saçını sarıya boyattığın zaman fahişe olabiliyorsun. Küçük gibi o da kendine ben sanatçıyım diyor. Burada bir hata yok mu? Yani kendi kendine ben sanatçıyım diyor. Demiş ki ben gazeteci olmak istedim ama sanatçı oldum demiş. Doktor Stres. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Başı duman pare pare, yol ver dağlar, yol ver bana. Gönlüm gitmek ister yâre. Evet. Sayın Nejat Uygur burada hemen yanımda, şöyle en dokunabileceğim yakınlıkta, bir alkış alıyoruz Nejat Uygur. Ve aynı şekilde Yılmaz Erdoğan'ı da dokun, buradan dokun. Efendim bu son günümde beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Sabahın bu saatlerinde de canlısınız. Siz politikaya mı atılıyorsunuz Sayın Uygur? Niye? Öyle bir şey var. Öyle söyleniyor. Politikaya meraklı, başbakan olacak falan diye bir laf duydum. Araştırma yaparken program hakkında. Zaten politikaya daha evvel de atılmıştım yani. Politikaya başlayışım da tesadüfen olmuştu. Taksim'de bir şeyim vardı, görevim vardı. Oraya gidiyordum. Taksim'de bir kalabalık böyle. O seçimlerin arifesinde falan da tahmin ediyorum. Tabii merak ettim kalabalığı. Arkalarına geçtim, dinliyorum. Orada birisi şey yapıyor işte, konuşuyor. Propaganda yapıyorken. Arkadan kalabalık bastırdı böyle. Kalabalık bastırınca ben sıkıştım. Yanımda da devasa bir bey var böyle. Kilolu da. Ayağıma bastı. Ben dedim ki, ayağıma basıyorsunuz. Hiç duymuyor, alkışlıyor işte, şey yapıyor. Yuh, muh falan böyle sesler falan gidiyor. Politik bir kalabalık. Bir daha basınca tam Nasır Müzeher geldi. Sende hiç vicdan yok mu? Canımız yanıyor, canım yanıyor diye bağırınca bir şey koptu, böyle bir alkış koptu. Kendimi eller üzerine gördüm. Bu kadar cesur konuştum falan. Eller üzerine, yani böyle olsa ona razıyım. Böyle. Allah'tan Taksim Meydanı'ndan 50-60 metre kadar gittik ve bıraktılar beni. Eğer bir 15 metre daha gitseydi ben herhangi bir gazinoda. Yani politika öyle bulaştık. Ama bir memleket içinde mümkün olduğu kadar bir şeyler yapma yani çalıştım bu sıralarda. Tabii en ağrıma giden şeylerden bir tanesi de bu, siz dediğimi sormuştunuz bana içeride bu. Zam mevzunda. Zam meselesi, evet. Mevzunda. Ben esasında, benim vicdanım, şimdi halihazırdaki iktidar partisine bu zamların hepsini yüklenmek gibi bir şey aklımdan geçmiyor benim. Çünkü vatandaşlar da burada evet diyecekler. Yaklaşık olarak 50 yıldan bu yana, değil mi beyefendi? Zam geleneği. Yani hangi parti iktidara gelirse bir zam yaptı. Yani bunun işi kaçınılmaz artık. Yani hayır diyemezler yani. Ve zam yaptı. Mesela diyelim ki o parti geldi, zam yaptı. İktidardan düştü. Giderken zamı götürüyor mu? Götürebilir mi? Hayır. Sıkıysa götürürsün. Çünkü neden? Zam demirbaş artık.
memlekete demirbaş haline geldi. Demirbaşlar kıymetlidir. İşte o ana, o ana filan ve şeyden şeye geldi ve bugüne kadar geldi. Bir de bir şey... Geleneksel. Tabii geleneklerimize... Şimdi %500, her ay oluyor %5, %10. Bir küçük küçük zamlar oluyor benzine. Ama işte, alıştık işte onu artık gözünüze çok büyütmemeniz lazım. Yani %5 ya da 15 bin liralık benzine zam da o kadar büyük bir şey değil. Nasıl yani, büyütmeyiz artık işsiz kaldık. Hayır, o zam kelimesini, o güzel, o manidar zam kelimesini böyle şeyler için harcamayın işte. Bir defa o yüzde, yani 15 bin liralık benzin zamına zam denmez. Ne denir? Zamcık denir, küçücük bir şey. Ufacık tefecik bir şey var derler ya, küçücük ufacık tefecik lan diye. Bunu tartışması yapma artık sen de. Erdoğan'cım ne diyecek bakalım. Evet. Ya Yılmaz sen bir sürü programa çıktın. Bugün jübileyim mi senin? Evet evet aslında... Gece geç oldu. Son bölüme denk gelmesi de enteresan oldu. Ben de hakikaten uzun bir süre artık talk show ya da konuk programlarına falan katılmak istemiyorum. Çünkü... Sabah programlarıyla mı başladın? Yani ilk çıktığın program sabah 7.30'daydı. Aslında öyle. Vallahi doğru. TRT'de gün başlıyordu galiba. O zaman Umut Taksi yapıyorduk. 6'yı çeyrek geçe TRT'de olmuştuk biz. 7'yi çeyrek geçe yayına çıkmıştık. Ben bile seyretmedim o programı. Ondan sonra ama bu son 2 yıldır hakikaten şey oldu. Yani hasbelkader herhalde bir iki çıktığımız programda reyting mi aldı? Ne oldu? Artık feci bir taarruz var ve ben eğer şeyi anlattım. Şimdi şöyle başlıyor. Bize biraz kendinizi tanıtır mısınız? Röportaj bitince de ekleyeceğiniz bir şey var mı? Benim artık ekleyecek bir şeyim yok. Yani her gün aynı hayat hikayesini anlatmaktan da sıkıldım. Şimdi her bölümde de insan bunu değiştiremiyor ki. Ya ben Hakkari'de bir kere doğdum. Şimdi ondan sonra yok New Jersey'de doğdum, Texas'ta doğdum diye renklendiremiyorum da. Artık yeter yani. Hakikaten... Kimseye özel bir tavrım yok ama yeter artık. İstemiyorum. Ne olursunuz aramayın, araya siyasi tanıdıklarınızı sokmayın. Yani çıkmayacaksınız. Doktor Stres son programını yani son, evet. Uzun bir süre çıktı. Evet. Peki şimdi şey de tatilde, Bir Deme Tiyatro'da bir tatile giriyor. Evet, evet. Onun sebebi, o da bir yorgunluk mu benim gibi? Hayır hayır aslında. ya bizim zaten her sene bizi çok yakından izleyen seyirci de biliyor ki biz her sene 13 bölüm yapıp bir ara verip tekrar bir 13 bölüm daha yapıyoruz. O kadar zaten. Hı hı. Ama geçenlerde mesela Show TV'di galiba. Rating almıyor diye yayından kaldırıldı falan diye. Şimdi bu biraz, şimdi yalan var bir de maksatlı yalan var. Şimdi, bu maksatlısı. Taammüden bu yani. Şimdi rating yoruma göre değişen bir şey değil. Rating bir rakamdır. Yani işte bir AGB diye bir kurum var. Doğrusu ben o reytingi hiçbir zaman ölçü olarak kabul etmedim. Etmeyeceğim de zaten. Ya ben seyircinin yüzünden görüyorum zaten o sayıyı da. Ama bu çıkıyor. Herkese gönderiliyor. Bize nasıl geliyorsa işte 14, 13 neyse falan. Şimdi bunu bilip reyting almıyor demek maksatlı bir yalan. Böyle bir şey yok. Ha olabilirdi de bir sürü reyting almayan arkadaşımız nitelikli işler yapıp da reyting alamayan arkadaşlarımız da var. Nitekim bizim dizi başladığı zaman çok düşük reytinglerle başladı. Ama... Ya bu telefon nasıl buradaysa bizim de reytingimizin ortalaması 15-16. Bunu söylemenin bir manası yok. Yanlış yani. Ama kim söylemiş? Show TV böyle bir haber yapmış. Ben bizzat izlemedim ama birçok yerden duydum. Sanırım Show TV. Sabote ediyorlar mesela. Seyircilerim söylüyor. Diyorlar ki Necdet abi diyorlar siz televizyonda çok yaşlı gözüküyorsunuz. Ya. Buradan soracağım Necdet abi Gür'e. Şimdi. Yaşlı gözüküyorum. Peki bir şey söyle. Ben buradan hemen yanınızdayım. Çok genç. Benden daha genç gözüküyorsunuz. Ama ben şimdi televizyondan görmüyorum. Ben biraz uzaktayım ama durum aynı Necdet abi. Sizin hakikaten bu enerjiniz müthiş bir şey ya. Yani yıllarca Anadolu'da tiyatro yaptınız. Biz 1-2 yıl gittik arka arka turneye. Ben haşat vaziyette 40 gün falan yatıyorum turne çıkışlarında. Şimdi tabii ben Anadolu'da en çok turne yapan tiyatroyum. Yani onu bir şeyle onur duyuyorum. Kimsenin kıramayacağı bir rekor o zaten. Evet. Yani ben çok teşekkürler. Hakikaten rekor. Ya bana soruyorlar, diyorlar ki Necdet abi yani tiyatro şeyin nedir yani sen tiyatro nasıl, nerede? Benim yani tiyatro ihtisasım Anadolu. Anadolu. Tabii Anadolu seyircisini güdürmek için çok şeyler aramak lazım, araştırmak lazım. Yani şimdi Anadolu seyircisini şeye alan bazı sanatçı kardeşlerim falan var yani. Hafif olan. Hayır değil, hayır değil. Ben size çok enteresan bir şey söyleyeceğim yani bu mevzuyla alakası yok falan gibi gelirse ama mesela bazı filmlerde görüyorum ben, mesela Anadolu diyeliğiyle oynanıyor. Anadolu insanını mesela yemek yerken falan böyle, biraz da komedilerde falan
çok böyle abur cubur falan filan böyle yediğiniz şey. Vahşi gibi bir şey. Ama yani bakın buna ben şey yapıyorum, kıymetli misafirlere kadar üzülüyorum. Böyle düşünenler, böyle düşünenler bir gün bir inşaatta bir öğle yemeğini yiyen o inşaattaki ameleleri bir görsünler. Onlar kırıntı bile böyle şey yapmaz da yani. İşte çok önemli. Ben bir Anadolu'yu yani bunu söylemek de olmaz. Yani. Anadolu memleketi seviyorum. Ve benim turne mevsimim başladığı zaman da çocuklar gibi sevinirim. Bir de çok çalıştığım için de böyle yani hareketli olmamın sebebi yani çok duramaz. Mesela beni evde de yahut da dışarıda da bir yerde böyle uzun boylu otururken göremezsin. Şimdi şeytan azapta gereken burada duruyor. Bu arada tabii ben hemen şey yapayım. Mesela bazen seyirciler merak ediyorlar. Diyorlar ki başka neler yaptınız falan diye. Evet. Biz misafirler merak ediyorlar. Aslında biliyoruz. Tiyatronuzun panolarını bile kendiniz yazıyorsunuz. Dekorlarını falan kendim yapıyorum. Kendiniz, evet. İşte tiyatronun haricinde mesela o tiyatroların şey zamanında, Anadolu turnesi zamanında yani verimli olmadığı zamanlarda mecburen ekmek parasını kazanmak için birçok mesleklere girdim. Mesela o arada ölü ağlayıcılığı yapıyordum. Cenaze ağlayıcılığı. Evet. Çok esasında çok güzel para var da ben işte yemin ettim ona. Adam geldi parayı verdi peşini aldım. Kapalı da aldım. Cenazeye gittim ağlamaya başladım işte. Böyle bir olamaz böyle bir şey Allah'ım işte. Böyle daha genç yaşında falan kapı yiyor adam 1.80 boyunda simsiyah kaçtı böyle pala bıyıklı falan derken bir zıp tokat patlattı. Ulan vicdansız dedi. Ölen anam dedi. Anam orada durdu. Ben de yanlış cenazeye gitmiştim. O gerçekten oldu. Teşvike Camii'nde başkasının cenazesine gitmişim. Ya hiç ne tanıdık var ne bir şey var bilmem ne falan. Ağlayanlardan anladım ki benim cenaze değil o yani. Değil mi? Benimkini alamazlar dedim. Birazcık böyle. Şimdi bir antrenman yapıyorum. Bir politikacılar arası silik yarışması var. Bilmem rastladı mı vatandaşlar hiç bilmiyorum. Rastladı mı? Haberlerde her gün görüyorum. Artık zaten haberleri seyrettim. Ama çok enteresan. Yarışmayı biliyor musunuz nasıl? Yok. Şimdi politikacılar böyle sıralanıyorlar. Üç sıra vatandaşlar var işte. Memurlar, işçiler, emekliler, vatandaşlar. Birer metre, birer buçuk metre arayla start burada çizgi var. Ve şehir silik yarışını kaydedenlerin bir tanesi de pantolonlar fermuarlı değil, düğmeli ve sıkı düğmeli, kilotlar da düğmeli. İşte tabanca patlayınca başlıyor yarış. İşte. Bütün şey bu. Vatandaşın üzerine bir damla damlatmadan en arkaya attırmak. Yani onun kaidesi bu. Şimdi orada bir politikacı, yaşlı bir politikacı şey yapıyor, antrenman yapıyor. Dedim ki, efendim nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Efendim yanlış saatte yapılıyor dedi silik yarışması. Sabaha karşı yapılacak, görecekler. Biz de iştirak edeceğiz orada ve kazanacağız diye. Ve nihayet tabanca patladı, silik yarışı başladı. Allah'tan o sırada bir rüzgar. Silikler geri geri yok, kendi üzerlerine. Keşke öyle olsa. He? Olacak mı? Olacak mı? Pardon. Evet, pardon. Ha pire. Hanımefendi bu benim pirem değil, sizin pireniz. Yani sen o çok ilginç, hem politik bir kimliğin var ve hiç ödün vermediğin bir kimliğin var. Tabii. Yani genelde insanlar televizyona çıktıktan sonra falan o kimliklerinden arındırılırlar. Şimdi Rütük Mütük falanla beraber aslında biz hepimizin aynı kimliği olacak. Sen bunda şaşmadan devam ediyorsun. Bu politikacıların silik yarışı ne zaman? Ya ben onu çok ciddiye almıyorum. Hakikaten bir de şey var. Yani biz biraz sorumluluğu direkt üstümüzden de atıyoruz. O insanları oraya gönderen, seçen de biziz. Yani tamam demokrasi yarım yamalak bu ülkede. Hemen hemen her şey yarım yamalak ama sonuçta biri gidip bir şekilde oy veriyor. O zaman vermeyin arkadaşlar. Bu insanları da oraya göndermeyin arkadaşlar. Bence toplumdan herhangi bir kesitle meclis profili arasında çok büyük farklar yok. Problem zaten oradan kaynaklanıyor. Biz neysek mecliste bu. Kesin. Benim politikaya bakışıma gelince ya ben bir şeyi ben hayatın bir yerinde duruyorum. Yazar olarak, düşünen bir insan olarak, düşünmeye çalışan, kendini de zorlamaya çalışan bir insan olarak. Yani hayata bakıyorum. Hayatla ilgili bazı sözlerim var, bazı düşüncelerim var. Onları söylüyorum. Şimdi onları söylerken bir hesap yapmak bence insanın kendine karşı dürüstlüğüne aykırı.
Yani ben onları politik olsun diye de yapmıyorum. Çünkü politika dediğin şey bugün çok politik, çok iddialı görünen bir şey. Yarın çok sıradan bir şey olur. Çünkü olacak da. Ne bileyim, bence Kürt sorunu da böyledir. Yani bugün ben çok ilkel bir noktada tartışıldığını düşünüyorum. Belki 50 yıl sonra bu konular hiç konuşulmayacak bile. Yani çünkü bence bir Kürt, Türk, İngiliz falan insanların kendilerini uyruklarıyla, milliyetleriyle tanımlamaları bir dönemdir bence insan hayatında ya da dünyada. Bu da geçecek. Onun için bunu ben mesela şey yapmıyorum. Yani bunu bir slogan, yani ben politiyim arkadaş falan gibi de demiyorum. Ben bir insanım. Sokağa bakıyorum. Elimde kalem tutuyor. Bazen yazıyorum. Bazen mizah ediyorum. Bazen şiir ediyorum. Ama sokağa baktığın zaman bir politik gözle bakabiliyorsun. Yani kimi sanatçı bakmıyor, bakmak istemiyor. Onlar sokağa bakmıyorlar ya da baktıklarını görmüyorlar. Şimdi ha, evet, zannediliyor çok... ki, şimdi mesela şöyle lafları duyuyorum ben de. Ya biz tabii sanatçıyız, halka mal olmuşuz. İşte yani bizim ne işimiz var böyle şeyler. Ya politika, politikacıların işi değildir. Politika herkesin işidir. Ama politikayı bir meslek olarak... Hatta kendi çıkarları çerçevesinde düşünmek belki biraz insanı politikacı yapan unsurlardan bir tanesi. Yani her politikacı böyledir demiyorum. Tabii. Sanatçıların da üstelik de yapabilecekleri şey çok fazla. Ne bileyim mesela Sezen Aksu Cumartesi Anneleriyle ilgili bir şarkı yaptı ve bu çok etkili oldu. Çok insanca, çok duyarlı bir yürekle yapılmış bir şeydi ve çok faydalı oldu. Bunu ben o insanların kendilerinden duydum örneğin. Bir de şimdi biraz da bir... Sezen Aksu buraya da bir şey yapıyor, onu da bitirsen... Ya biraz da insanın yüreğiyle, vicdanıyla ilgili bir şey. Şimdi bu ülkede 17-18 yaşındaki çocuklara verilen cezalarla haber bültenlerinde dinlediğimiz o şerefli insanlar arasında bir tercih yapma durumundaysanız, insan olarak ki bu tercihi bence yapmak zorundasınız, işte hangisini tercih ediyorsanız ondan yana tavrınızı koymalısınız. Kesinlikle. Ben o çocuklardan yana koyuyorum ve her zaman da koyacağım yani. Evet, biz de koyacağız ama bundan sonra galiba medyada çok da fazla öyle tavır olmayacak. Yani ben Manisa'da ceza yiyen çocukların yanındayım diyen adamların sayısı gittikçe azalacak galiba. Ben de biraz bu yüzden tatile çıkıyorum. Rütük meselesiyle yani otosansür yoksa... onu hissediyor musun? Yani ülkede artık sanatçı ya sansür değil, bir otosansür yavaş yavaş uygulanıyor. Hepimiz kendimize sansürlüyoruz. Yani öyle bir şey de var. Şimdi televizyon ya da medya şimdi bir yanıyla hükümetin medyayı kısıtlamak için bazı çalışmalar var. Medyada mesela işte ben bu olayı biliyorum çünkü haber alma özgürlüğüm var falan gibi çok ak bir noktadan konuşuyor. Bu doğru. Böyle bir yanı var. Ama öte yandan bir de rating diye bir mesele var. Şimdi işin ticarette bir boyutu var. Öte yandan ödüller dağıtılırken herkes kendi kanalına göre meseleyi yontuyor falan. Böyle bir ticari dengeye oturmuş durumda. Şimdi o zaman kendiniz hakikaten ak olmalısınız. Yani ben yine söylüyorum, hükümetin bu hazırlamakta olduğu şeylerin farkındayız ve bunu onaylamıyorum. Ama medyada kendi yaralarını iyileştirmeyi bilmeli. Nerede, ne zaman, nasıl tavır koyacağını da bilmeli. Kesin. O zaman işte halk, kamuoyu medyanın yanında olur. Ödül dedin de burada bir ödül var. Çok hoş, sizin herhalde çok ödülünüz var ama bunun da çok özel bir yeri var. Şimdi burada Türk Yıldızları 3. Anajet Üssü'nün akrotik filo komutanlığı. Hep bunu söylemekte zorlanmışım. Kendi senin için de, biraz bölümü de bölmöl bilmem ne falan diye. Fakat çok hoş bir şey. Türk Yıldızları Sayın Nejat Uygur Türk Yıldızlarından saygılarla diye. Böyle çok güzel bir plaket var. Bunu vermek de bu şeref de bana çok nasip oldu. Ben bundan çok hissendim. Şimdi efendim benim namı diğer ismim Pilot Nejat. Ben çocukluğumdan beri havacılığa şeyim, bayağı aşıkım. Hala devam eder. Bundan takriben bir ay evvel bir Konya'ya bir davet almıştım ben. Bu akrobatik filo pilotlarının bir davetiydi ama görevim dolayısıyla gidemedim. Bir telgraf çekmiştim. Onlar da bana bu ödülü göndermişler. Ben çok teşekkür ediyorum, sevgiyle gözlerini öpüyorum. Bu akrobatik filonun benermiler bir filo, yarışmalara giren bir filo. Onun tahmin ediyorum ki kaptanı Sayın Orhan Tamer kardeşe ve arkadaşlarına ve sevgili filoya buradan sevgilerimi iletiyorum. Gözlerini öpüyorum, başarılar diliyorum. En kıymetli yerimde saklayacağım. Çok güzel. Peki Nejat Uygur'un böyle müthiş barışçı bir yanı var her zaman. Hiç insanları ayırmayan, herkese tiyatro yapan.
bir yanı var. Ama bir yandan da Nejat Uygur aslında hayatında da biraz böyle, yani savaş değil de belki biraz şeyi seviyor. İşte askeriyeydi, orduydu. Öyle de bir şeyi var değil mi? Şimdi babam asker. Babam piyade albaydı. Vefat ettiği zaman. Annem de edebiyat öğretmeniydi. Ben yani esasında ben orduyu seviyorum, askerimi seviyorum. Bu da şöyle. Bu gayet normal bir şeydi yani. Yani memleketimi seviyorum. Bu gayet normal. Bunun yani böyle çok da bağırarak söylemediğini düşünmek gayet normal. Bu arada işte ekseriyetle babamın görevi dolayısıyla hava üslerinin olduğu yerlerde de bulunduk. Ben bir bakımdan da hiç unutmam. Diyarbakır'da bir oyundan sonra Hava Kuvvetleri Komutanı bizi şey yaptı, yemeğe davet etti Diyarbakır üstünde. Yemek yiyorduk ama bu anlattığım 1954-53-54 yıllarında falan. Beni de çok sevmişti, yanında oturdu. Böyle bir kağıt vardı benim de, onun üzerine şimdi uçak modelleri çizdim ve komutana dedim ki efendim bu Spitfire, İngiliz uçağı, evet, savaş uçağı. Bu Hurricane, Messerschmitt, Junkers. Şimdi ya diyor, tamam diyor, orada bu var ama burada bu adam nedir diyor bana. Bir de hani çok üzerinde durdum, çok ama hatta ben size bir söyleyeyim mi, mesela sabaha karşı uzak doğuya geçen bir pervaneli uçakla jet uçağının sesinden de ayırırım. Yapmayın. Evet. Yani Herkül, Merkül falan gibi bu uçak böyle gidiyor sabah 4:30'a doğru, inanın o saate doğru uyanırım. Yani o bir şey, müzik gibi. Çok bir iyi. Olağanüstü severim çok, yani eğer bu meslek. Zaten babam İnönü kampına gönderdi beni 1944 yılında. Fakat tropikal malaryaya tutuldum Eskişehir'de. Sonra geldim. Eğer gelmeseydim ya, şansım değişecekti. Belki pilot olacaktım. Ama sanatla bu nasıl uyuyor birbirine? Yani şimdi ben çok söyleyeyim. Benim şeyim olarak yani hayat olarak, hayat felsefemde de genel kültürünün çok olması lazım sanatçının. Çok, ama ben küçüklüğümden beri böyle. Mesela şimdi benim kütüphaneme gelin. Orada tiyatro ile ilgili kitaplar bulursunuz, dekor işin diye falan, pandemim diye falan. Bakarsınız da Türk denizalçılık tarihi vardır orada. İkinci Cihan Savaşı'na ait bir şey vardır. Yani öyle bir Nejat Uygur. Evet. Yani senin var mı öyle savaş gemileri? Ya bizim çocukluğumda benim babamın vardı bir iki uçağı, yine heves etmedim hiç yani. Kendi aile. Hiç öyle şeylere hevesim olmadı. Bir de ben Necdet abi çok iyi tanıdığım için hakikaten yani kıyafeti de onun, mesela pilot montları vardır bir sürü. Tabii, zaten her zaman hayran olduğum bir giyim alışkanlığı var. Şahane giyiniyor. Hep söylüyorum zaten. Beni, bana kurs veriyordu. Bir ara vazgeçti sonra. Giyme kursu. Tabii paspallıktan kurtulacak ama bir mont. Ben şimdi güzel bir mevzu açtım. Benim merak ettiğim bir şey var. Misafirlere de soracağım onu. Şimdi defileler oluyor. Şeyde mankenler çıkıyorlar. Erkek mankenler içeride elbise mevzuunda bir tartışma mı oluyor ya, istediği elbiseyi giymiyorlar mı? Her nedense inanın hep böyle. Ya ben çok bunu neden değildim ama neyse. Hayır, bu niye acaba yani? Ben bunu merak ediyorum. Zorla ya, içimden geliyor, fırlıp gidip böyle yapacağım. Böyle gül ya kardeşim. Ben mesela orada bir erkek manken olsam yani böyle bir şey, herhalde bana gülerler yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah. Burada biraz tiyatrodan söz edelim. Ya. Ederiz. Yani siz yıllarca sürdürdüğünüz tiyatronuzu o çocuklarınız devam ettiriyor. Sen yeni bir tiyatronun şey, müthiş başarılı giden bir tiyatronun. Ben de tiyatrocuyum hasta kadar. Böyle ortanızda kaldım. Abi yani şöyle bir tiyatro mesajı vermemiz lazım. Son program yani iyi şeylerden söz etmemiz gerekiyor. Şimdi ben mesela tiyatroyla televizyon arasındaki farkla ilgili çok ciddi bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bir de tabii yanımızda bir tiyatro devi var. Yani 50 yılını tiyatroya kesin vermiş ve her şeyden önemlisi tiyatro şöhreti olabilmiş çok az insandan birisi. Mesela bizim tiyatronun kuruluşu televizyondan 4 ay falan öncedir. Ama ben maalesef tiyatro şöhreti olamadan televizyon şöhreti oldum. Şu açıdan söylüyorum. Şimdi tiyatro ile televizyon arasındaki en önemli fark şudur. Bir insan evinde oturur der ki, hiç sizi onu böyle bir şey zorlamamışken şu oyuna gidip şu insanları seyredelim. Bu kararı alır, buna bir enerji harcar, bunu bir tartışırlar kendi aralarında. Sonra gelir biletini alır, sonra oyuna gelir. Ya bir şey için bir çaba harcamak sonuç olarak bu. Ama televizyon öyle değil. Yani televizyonda
bakalım kim var sırada gibi bir durum var. Hı hı. Şimdi o zaman sanatçının ağırlığını hafifleten bir şeydir televizyon. Ve elemesi evet. de daha mı kolay? Yani gayet tabii. Gayet tabii. Tamamen onun keyfine kalmış. Ama şöyle bir yanı var tabii. Çok daha fazla kitleye ulaşma gibi bir yanı var elbette tabii. ama yani televizyonu küçümsemek için değil ama yaptığın işin değerini tiyatroya göre tiyatrodaki kadar değerli değil. Kesinlikle. Tabii, ya tabii. da yazarlık kadar değerli değil. Şimdi bir kitabın ömrüyle televizyonda yaptığınız bir işin ömrü kıyaslanmayacak kadar bir şey. Peki suya mesela Beşiktaş Kültür Merkezi olmasaydı ve Yılmaz Erdoğan tiyatro yapmasaydı bu televizyondaki şöhreti bir gün tükenebilir mi? Öyle hissediyor yani tükenme şeye bağlıdır. Elbette biter. Yani televizyonda siz şimdi çok başarılı bir iş yapıyorsunuz. Gerçi reytingimiz düşükmüş. Ayrı mesele ama. Şimdi başarılı bir iş yapıyorsun ama mesela haftada 40 sayfa yazıyorum ben. Yani bu reytingi düşürmek için. Televizyon sayfası mı, tiyatro sayfası? Tiyatro sayfası olarak yazıyorum. Ben hep tiyatrocu Tabii. olduğum için ben hiç senaryo sistemine yazı yazmıyorum zaten. Bayağı çok... tiyatro sayfasıyla yani. O zaman sinema sayfası da 75 falan oluyor. Her hafta bir şey var. Bir de belli bir yere geliyor yaptığınız iş başarılıysa. Belli bir yerde duruyor. Ondan sonra artık var olduğun yeri koruma gibi böyle bir her salı ünvan maçına çıkar gibi. Hiç böyle dertlerin yokken. Çok yani kimseyle yarış etmek gibi bir derdim yok ki benim. Ya da bizim ekipte kimsenin öyle bir derdi yok. Biz bence sağlam bir ekip bir araya geldik ve nitelikli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hepsi bu. Ama mesela bir sürü insan da var bir de öte yandan. Böyle oturup bakalım ayakları sekecek mi diye. Yani bu beklentiyle seyreden insanlar da var. Bu insanlar daha çok seyirci içinden değil. Bizim bildiğimiz çevrelerden geliyor. Piyasadan. Ha ben bir de böyle konuşmayı da sevmem hakikaten. Bir kısım medya. Kim lan? Söyle işte. Şimdi. ama bu arbede yorucu. Tiyatro her zaman daha uzun ömürlü yapıyor insanı. Kesinlikle. İşte ortada Kesinlikle. En büyük eseri. Ama ekip dedin çok önemli. Siz Gayet ekip. Neşet Uygur tabii oğullarını yetiştirdi ama yıllarca eşinizle beraber yüklendiğiniz tiyatronuzu tek başınızaydınız. Şimdi star sisteminden ekip sistemine geçtik mi acaba? Yani şimdi Necat Uygur dediğimiz zaman Necat Uygur tiyatrosuna gidiyor. Şimdi belki Behzat'ı da izlemeye gidiyoruz. İşte oğullarınızı izlemeye gidiyoruz. Ama yıllarca tek başınıza yaptınız. Tek başıma ama tabii yine ekip yani. Tabii. Yani yine ekip vardı yani. O zaman çocuklar tabii daha çocuk küçükler. Ama beraber yıllandığımız arkadaşlar da vardı. İşte rahmetli olanlar Hı-hı. var mesela. Bir Şevket abi var. Şevket Soyurgal rahmetli. 10 gün evvel de Nabi Atay kardeşim gitti. Rahmetli biz bunlarla ya. Biz bunlarla hakikaten bir yani bir savaş 49-50 yılında 51 yılından itibaren bir savaş verdik yani. Ama bu demin de söylediğim gibi tatlısıyla acısıyla hani nasıl böyle biber yersin, gözün yaşlanır, şeker yersin de ağzın tatlanır ya. Hani o ağzın tatlanmasını biraz daha mahoş bir şekilde, İstanbul'a gelene kadar. Ben şimdi Anadolu'da şöyle söyleyeyim, çocuklarım Anadolu'da doğdu benim. Anadolu'da doğdular, orada büyüdüler. Şimdi 5 çocuk, diğer arkadaşların çocukları bir aralık 14 tane çocuk vardı tiyatroda. 14 çocuk vardı ve bu... yazları çok iyi yani. Mesela Adana'da oynuyoruz, Mersin'de oynuyoruz, yazlık yerlerde oynuyoruz. Yaz çok güzel. Çocukların peşinden siz. Öyle. Tabii hep de kazanmadık. Krizli günler de oldu. Hemen küçücük bir anımı anlatayım mı? Şimdi şeyde, İskenderun'da, Nur içinde yazsın, kaymakam Fuat Birol Bey vardı. O bir şarap mahzenini verdi. Biz bunu tiyatro haline çevirdik. Fakat İskenderun sıcak yer biliriz. Evet. O kışta İskenderun çok soğuk oldu. Yani ve iş çok şey az. Yani hani cumartesi pazar günü askerler falan geliyorlar. Orada biraz kalmış. Fakat gece çok zor. Ve tencerede yemek pişiyor. Hep beraber yeniyor çoluk çocuk ben. Şimdi müzikal bir oyun oynarız. Göğe müzikal o işte bizim geleneksel tiyatro işine göre. Bir darbukacı, bir klarnetçi, bir de kemancı vardı. Şimdi dışarıda arka tarafta yemek pişiyor büyük tencerede. Hanımlar bakıyorlar işte Ayşe Hanım falan var. Necla falan yardım ediyor. Çocuklar içeride oynuyorlar falan. Bir aralık müzik yapıyordu. Başladı şey şimdi çocuğa şorşak diyorlar. Abi Necla tamam iyi diyor şimdi. Şorşaklar tencereyi devirdi. Mercimek tenceresi. Ama büyük bir şey yok. Bizim için büyük tabii, bir dram. Tabii, tabii. Yani. Toplanacak gibi makarna falan olsa toplayacağız taraftan. Yani iki gün olur toplanır. Ne olursa olsun tek kişilik oyunlar oynadım ben.
Ben hemen hemen yurdumuzda ilk tek kişilik komedi oynayanlardan birisiyim. Stand 1956 up. Falan 56 falandı. Şey de Genco oynadı. O biraz melodramatikti. Yani ne olursa olsun bir kadroydu karşında. Ve hemen şunu söyleyeyim. Sen de evet diyeceksin. Güzel kardeşim de evet diyecek. Tiyatroda yani ben komedyenim, komedi oynuyorum. Benim kadar mühim olan rolü, hatta benden daha da üstün olan rolü dinleyen. Ha evet. Dinleyen. O kadar mühim ki yani bu. Onun için yani ekiptik yine. Ekiptik evet. Ama artık akraba gibi olmuş bir ekiptik. Şimdi ben diyorlar ki ya Necat Baba ya, Behzat Uygur, Siyel Uygur, Uygurlar, gelinler, parayı nereye koyuyorsun? Değişen hiçbir şey yok. Daha fazla masraflılar. Şimdi 10. torun da geliyor, ne yapacağım? 10. Stand up çıktı yani, siz aslında 56'da yaptım diyorsunuz, şimdi yeni bir laf çıktı, işte stand up deniyor bilmem ne falan böyle, kavramlar değişiyor ama yapılan iş hep aynı galiba. Ama yani iyiler, yani iyiler. Yani ben şimdi ben bunu çok şey olarak söylemeye bize. Benim en güzel kardeşim yani Erdoğan'ın yaptığı, bunun haricinde yani bir Demet Yasin'in, Oto Gargar'ın haricinde. Onun tek kişilik, ben öyle Türkçe evet. söyleyeyim, tek kişilik oyun dediğimiz şey çok başarılı mesela. Bir cam var, o da başarılı. Şimdi ben de şöyle söylüyorum, çocuklar baba yolursun diyor, Necla falan da yolursun diyor. Ben diyorum ki böyle gider ayak bir tek kişilik oyunu oynayayım ben diyorum. Ona diyorlar yolursun diyor, oynatmıyorlar şimdi. Ama bak. Necla abi gider ayak falan ne demek ki? Bir de yalnız bizde şöyle bir şey oldu, stand-up meselesiyle ilgili bana da böyle çok sık gelip şey yapıyorlar ya, bir ülkemizde şöyle bir gelenek vardır. Dur bakalım bu ara nedir? Ne furyası var diye bir bazı insanların böyle dertleri var. Yani dosyalar yapıyor ya dergiler. Şimdi o dosyalarda malzeme lazım. Şimdi stand-up furyası. Bak kaç kişi yapıyor ki ya? Bir şeyin furya olması için neredeyse her köşe başında olması lazım. Mesela bir çete furyası hakikaten var. Ülkede de öyle bir stand-up furyası yok. Kaldı ki olsa ne güzeldi yani. Ya bir adam sahneye çıkıp uyuşturucu satmıyor ki. Güzel bir hikaye anlatıyor. Eğer güzelse gelen de dinliyor. Bizde eski köye yeni tabela adeti zaten eskiden beri varmış. Yani her 4 yılda bir köylerin isimleri değişir bizde. Ya ben aslında Yeniceliyim. Onun şimdiki ismi Baharköy. Bir seneye de işte Gımıldan falan olacak. Ya şimdi bu bizim hakikaten bir köksüzlüğümüzü de anlatıyor bizim. Mesela çok diyelim ki bir de şöyle eskiden şey varmış. Bizim oradaki köylerin çoğunun isimleri değiştirilir. Kürtçedir diye. Çoğunun ismi Kürtçe değildir. Nasturilerden kalma falan çok şık isimler vardır. Yani adam neyi değiştirdiğini de bilmiyor zaten. Şimdi köylerin isimlerine baktığınız zaman Yeniköy, Eskiköy, Çiğdemköy, Çiçekköy. Ya bu kadar mı bizim yaratıcılığımız? Bir de yukarı Çiçekköy, aşağı Çiçekköy vardır. Bazı yerde yukarı Çiçekköy derler, aşağı Çiçekköy yoktur mesela. O zaman niye burası yukarı ya? Yani? Bu stand-up meselesi de böyle ya. Abi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Yani bir adam bir yere çıkıp bir hikaye anlatıyorsa... Onu da dinlemeye değer bulanlar varsa o zaman mesele bitti. Bu insan niye dinliyorlar? Bu nedir? Bu nereden çıktı ya? Sizi ilgilendirmez ki. O seyirci olarak giderseniz ilgilendirir. Beğendim. Ama Yılmaz daha kolay değil mi artık şöhret olmak? Yani stand-up için söylemiyorum da genelde. Şimdi bu stand-up için söylenemez ama şöhret olmak kolay. Şöhret olmak kolay yani. Ya hedef zaten şimdi onu konuşuyoruz. Mesela tiyatronun kıymetini bilmek için az önce Necdet abinin anlattıkları şeyleri de yaşamak, onları en azından yaşamasam bile bilmek gerekir. Mesela bizde dönem dönem, ki benim tiyatro geçmişim tabii kıyaslanamayacak kadar az ama bazı insanlar görüyorum. Şimdi televizyon dünyasının okuldan mezun olmuş mesela bir tiyatro okulundan arkadaşımız. Ben görüyorum ki o tiyatrocu olmak değil, meşhur olmak istiyor. Şimdi eğer doğru. Meşhur olmak istiyorsan tiyatro yapma. Yani çünkü tiyatroya bir saat önce geleceksin, bir saat sonra çıkacaksın oyundan. Tiyatronun bir ruh işi olduğunu kavrayacaksın. O bir basamak gibi görüyoruz. Tabii. Yani bir de hani tabii çalışanların açısından bakıldığında da bir takım tiyatrolarda sorunlar olmuştur Türkiye'de, elbette onu da söylemek lazım. Yani tiyatrolar çok güzel, tiyatro patronları çok şahane, çalışanlar yanlıştır demek de doğru değil de. Ama bu işe baş koymak lazım. Bu iş mesela parayla kıyasladığın zaman tiyatro yapılmaz. Televizyon yapılır. Çünkü televizyonda kazandığın parayla kıyaslanamayacak kadar az bir. Kesinlikle. Para kazanıyorsun tiyatroda. Ve inanılmaz bir masrafım var.
Yalnız ben senin için şöyle bir şey duydum. İşte Yılmaz'ın belki politik kişiliğinden dolayı çok iyi bir tiyatro patronu. Gerçi tabii arkadaşları var ve beraber yapımcım var ama. Evet, Necati var. Yani bu şeyi de kırıyor. Hani patron devrini kırıyorlar. Hani eskiden bütün parayı patron alırmış veya başka bazı tiyatrolarda ama. Şimdi bunun tabii. Daha böyle komün demin hayatı gibi bir şey mi var? Yok ama nerede? Yani bizim bir tane ilkemiz var. Onun da politik olmakla falan ilgisi yok. Yani bir de şey var. Mesela bir ülkede biraz insani değerlerden söz ettiğin zaman solcu da o yüzden böyle konuşuyor. Veya muhafazakar değerlerden bahsettiğin zaman sağcı da bu yüzden konuşuyor. Ya böyle bir şey yok ki. Bir doğru diye bir şey var. Yani insanların parasını çalmayacaksın. Şimdi bunu söylemek solculuk falan ya da politiklikle ilgili değil. İnsan olmakla ilgili bir şey. Necati Akpınar'da yani benim ortağım birlikte kurduk orayı. O da bu konuda hiç öyle zaaflar olan birisi değil. Ben de değilim. İnsanlara hak ettiği parayı vermeye çalışıyoruz ama tabii sanatsal bir yaratı bu, hani tam bunu yaptığı iş 12,5 liradır diyemezsin ama mümkün mertebe bir şey bulmaya çalışıyoruz doğrusu. Siz de her zaman doldu tiyatronuz belki ama her zaman yani belki Neşet Uygur başka bir ülkede olsaydı çok daha trilyoner bilmem ne evleri, hanları, arabaları olur muydu? Yani başka Fransa'da olsaydınız. Ya Necdet Uygur'un hanımı var diyeceksin. Çok güzel. Şimdi ben 1978 senesinde Amerika'ya, New York'a gittim. Orada o tek kişilik benim son umudum Milli Piyango'yu beraber kısaltmıştım falan. Onu şey yapıyordum, oynuyordum. Ve oyundan sonra da böyle bir, hem bizim seyircimize hem de Amerikalılar vardı aralarında falan. Sonra yani aldığım ücreti sordular tiyatroda. Aldığım ücreti sordular. Ben de 5 aşağı yukarı sormuştum. Hala unutamıyorum o kadınla adamın hayretini. Vav diyor. Hani unutamıyorum yani. Bir daha bir şey olarak aramızdaki fark. Şimdi ben dekorlarımı şeyde Columbia Üniversitesi'nin salonunda oynadık. Dekorlarımı şey yaptım, açıyorum falan. O sıralarda böyle bir yabancı madde arıyor. Polis köpekleri falan geldiler falan. Amerikalı polis, zenci polisi hiç unutmuyorum. Kim dedi bu benim için? Tercüman da Türkiye'den bu şov için gelen sanatçı. Böyle yaptı. Saatine baktı. Hayır. Bu saatte bu adamın banyoda olması lazım dedi. Ölçüye bakın. Aradaki ölçüye bakın. Evet. Peki bu kadar yıl emek verdiniz. Mesela son 5 yılda kazandığınız parayla ilk 45 yılda kazandığınız arasında çok büyük şey mi var? Yani hayatımın en büyük komedisini soruyorsun bana. En büyük drama. Yani tabii ki var yani. Bunu inkar edilemez ki. Yani, çok evet. Tabii. Ama o 45 yıl olmazsa son 5 yıl da olmaz. Tabii ama yani ben bir açıkça söyleyeyim. Ben tiyatronun %15'i kadar sevmiyorum televizyonu. Sevmiyorum yani. Peki, oynuyorum ama sevmiyorum. Yani. Ve televizyonda yani kendinizi eleştiriyor musunuz? Ben tiyatroda başarılı olduğum kadar televizyonda başarılı... Tabii benim en şey taraftarlarından bir tanesi odur yani. Tiyatroda şöyle, tiyatroda seyirciyle berabersiniz. Evet. Yani seyirciyle berabersiniz. Yani bir şey gibi, futbol maçı gibi gole giderken bir şey var arkanızda. Ama televizyonda 4 tane kamera. Yani karşınızda. Yani karınca görevimi yapmaya çalışıyorum. Seyirciler seviyorlar. Diyorlar ki, işte dün akşam sizi seyrettik falan diyorlar. Ama tiyatro başka. Evet. Ben de aynı duygu için tiyatro, değil mi? Aynı. Ya bir de televizyonla ilgili söylemek istediğim bir şey daha var. Şimdi televizyon giderek bir toplumu belirlemeye başladığı zaman o zaman değerler ister istemez aşınıyor. Şimdi hakikaten küçük Amerika olma yolunda böyle medyatik bir toplum olmaya başladık. Şimdi mesela şey modası var ya, olay tanık, sürpriz tanık, skandallar falan. Kesinlikle. Şimdi. Ama her kanalda bir skandal gördüğün zaman giderek artık o skandallar sıradan şeyler olmaya başlıyor. Ya yani mesela bir sürü adam çıkıyordu, ben katilim. Şunu vurdum diyor. Ha öyle mi beyefendi? Ne güzel sayın katil. Peki nasıl yapmış? Böyle bir diyalog olabilir mi?
Şimdi bizi de arayabilir mesela, canlı yayın bu. Birisi arayabilir, bağlanabilirdi hani. Eğer senin maksadın ya da bizim maksadımız, vay be dün gece seyrettin mi, ne güzel konuştu katil dedirtmekse. Giderek bunlar artık toplumun dokusu olmaya başlıyor. Ve değersizleşiyor artık her şey. Dedi, katiller de yetmemeye başlıyor. İşte katil olacak ama yanında bir sarışın kadın olacak. Tabii. Onun da ağlayan sümüklü bir çocuğu olacak. Artık o şeye gelmeye başlıyor. Bir de şey var tabii. İlginç haber bulmak güzel ama haberi ilginçleştirmek diye bir şey yoktur habercilikte. Şimdi böyle bir şey oluyor. Yani işte haberi süslemek, işte o bir de canlandırmalar falan var ya yani. Of, onlar korkusu. Düşman başına yani o. Niye bir şey yapmışlardı, hangi kanal hatırlamıyorum. Hatırlamak da istemiyorum. Sayın Yılmaz, Mesut Yılmaz'a bir evet. saldırı olmuştu ya. Onu canlandırdılar, inanılmazdı ya. Allah insan cinayet işletmesin ama. Mesut ne oldu şimdi, Berna Hanım oynuyor bir tanesi. Ne oldu? Bir şeyim yok, ben iyiydi abi. Ya biz de gerçek değiliz ki mesela, o olayı duyduğumuz zaman anlıyoruz ki öyle bir şey olmuş. Şimdi biri gelmiş vurmuş. Şimdi biz bunu kafamızda canlandırabiliriz. Ya bizi aptal yerine koyma ya da hakikaten etkilendiğinde aptallaştırma. Yani veya cinayet işleyeceksen de canlandırma isteme abi. Yani. Onu yaz yani, ben bu cinayeti. Böyle olmuş, sen nereden biliyorsun acaba? Peki bu hızla gündem yakalamak, mesela bizim program haftalık bir program. Bazen kendi gündemimizi yaratmaya çalışıyoruz ama mesela çok güzel konu falan diyorum yapımcılar. Bir hafta sonra 78 tane program onu tartışmış oluyor. Şimdi bir komedyenin, bir sanatçının bu gündemi yakalaması nasıl? Sen şu anda oturacaksın, 40 sayfa yazacaksın. 6 hafta sonra yayınlanacak. Şimdi ben bu sebepten dolayı güncel mizah sevmiyorum. Zaten çok az yaptım hayatım boyunca, sevmiyorum. Çünkü bir şeyin mizah malzemesi olması için çok günlük olması gerekmez. Yani insanın hayatının her anı aslında mizahi olarak ele alınıp yazılabilir. Komik tarafları mutlaka vardır. Yani ben mesela işte ben Hakkari'de doğdum, Ankara'da büyüdüm. İstanbul'da yaşayan bir insanım yaklaşık 12 yıldır. Ve Türkiye'nin dokusunu biliyorum yani, doğusuyla, batısıyla, İç Anadolu'suyla dokusunu biliyorum ben. Onun için ben mesela aşağı yukarı her kesimden, zengin, fakir, işte ya da entelektüel, her kesimden aşağı yukarı insanın evindeki herhangi bir sahneyi yazabilecek durumda hissediyorum kendimi. Yazıyorum da nitekim. Bunun için illa o gün başbakanın bir şey yapması ya da Tansu Çiller'in herhangi bir konuşma yapması gerekmiyor. Hakikaten herhangi bir konuşma yaptığı zaman komik oluyor ama ben o kadar ilgilenmiyorum yani. Türkçe öğrense iyi olur diyorum, o kadar. Ama Necati, siz de anında bazen esprileri, güncel şeyleri oyununuza katıveriyorsunuz. Mesela oyununuzu 4 defa seyreden bir adam aynı oyunu 4 defa seyretmiyor. Dün akşam söylediğini söylemedin diyor. Evet. Öyle oluyor. Çok beğenmedim güzel. Diyorum. Ve o da iyiydi diyor. İşte o seyirciden gelen bir kahkahaların şeysiyle falan oluyor yani. Coşturuyor değil mi? Bir de evet, bir de uzun müddet oynanan oyunlarda da arama şeyine gidiliyor. Mesela ben şimdi buraya gelirken yolda çukurlarla ilgili yani bir parodi benim oynayacağım bir oyunum var. Bu arada reklamını yapayım mı? Yapın lütfen. Necati Uygur Başbakan, Vatandaş Şampiyon. Oyunun ismi bu. Şimdi ben başbakanlık için soyunacağım. Şimdi adam diyor ki, ya birader, mahalle çukur içinde. İşte bilmem, doğalgaz çukuru, telefon, komünikasyon çukuru, su çukuru, web çukuru. Bu mahallede sakat olmayan yok. Yani bendeniz iki tane bacağım da kırık var, diz kapağım bir kaburgada. Kolumda. İşte tek tek olanlar var. Ve rekor çatır çutur Muzaffer diye bir bey varmış. Ondaymış şey rekor. Neye çatır çutur? Her tarafı kırmış. Yoldakiler çatır çuturmuş. Sonra bir adam geldi, taşındı mahalleye. Bakıyorum adam, Allah Allah, geliyor. Evinde gidiyor. Adam hiç sakatlığı makatlığı yok. Dedim ki, beyefendi nedir bunun kemali? Nedir yani? Neden aldın? Sırık dedi adam. Nasıl sırık? Dedi işte, görüyoruz televizyonlarda, olimpiyatlarda falan, atletizm müsabakalarında sırıklar var diyor, portatif. Çukura koyacaksınız, sürecek gideceksiniz. Yani de aklıma esti, yani bu şey yaptı yani, aklıma geldi. Ben de gittim, şey aldım, işte sırığı aldım, koydum çukura. Kırıldı, gittim dedi ki, böyle böyle. Ağaç neydi dedi, kabak olmaz dedi, sert hayatı. Şimdi eve de iftara geliyorum, buldum sert bir güven ağacı, karanlık tabii böyle, koydum, yükseldi.
Baktım bizim mahalleye geçtim. Öteki mahalleye geldim. Bir gece kondu damından aşağıya, içeriye. Onlar da iftar şey yapıyormuş. Allah'ım Tanrı misafiri geldi. Orada idare ettik o gün. Ya şimdi mesela bunlar yolda gelirken böyle aklıma bir şey geldiği zaman hep hani buna uyarım yazıyor modelerim. Musunuz yoksa akıl defterinizde mi kalıyor? Akıl defterinde geliyor, yazıyorum da. Bazen gece bir mazda da olur herhalde. Böyle gece aklıma bir şey geldiği zaman da kalkar yine bir not alır. Siz bir de gece yaşayan bir insansınız. Çok kitap okuyorsunuz gece, müzik dinliyorsunuz. Benim erken daha... yatmam saat 4.30 falandır. O zaman iyi yani, bu program sizin için erken oldu. Daha şey var. Sadece boğabilirim. Konuşmak isteyen var mı? Boğabilirim. Bir şey söylemek isteyen. Bir telefonumuz var. Hemen alalım telefonlarımızı. Alo. Evet, şu anda telefonumuz yok. Var ama yok. Evet. Paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey var mı? Bizler, evet. Bir mikrofonla paylaşırsanız. Son programımız. Bir mikrofon, evet. Hızla. Evet ya, siz hiç konuşmuyorsunuz. O da sırık şey. Ha, onlar dinleyici, bir de şey dendi. Yani çok uslu dinleyecek. Hı. Programın ikinci bölümünde konuşacaksınız dendiği için. Bir de günlerdir burada oturuyormuşsunuz da müzik programlar yapılıyormuş gibi haliniz var ha. Vallahi sabah şey programı var, günaydın Türkiye'de. Evet. Klasik. Necdet Bey, yakanızda gümüş bir Atatürk rozeti görüyorum. Evet. Atatürk'le ilgili ne söylemek isterdiniz? Duymak isterdim. Şimdi benim için Atatürk dediğimi söylediklerim gibi, hani ben, benim ordum, benim askerim, benim vatandaşım, benim Atatürk'üm yani. Atatürk için bir şey söylenemez. Yani Atatürk. Şimdi ben hasbelkader seyircimin de takdiriyle bir anımı anlatayım çok kısa. Lütfen tabii. Yaşarken büstü yapılan bir tiyatro sanatçısıyım. Bu bir rekor. Türkiye'de ilk İzmir'de defa. İzmir'de. Evet. İzmir Fuarı'na bir Çamlık Senar Açık Hava Tiyatrosu'nun ismi de Nejat Uygur Çamlık Senar Açık Hava Tiyatrosu'ya değiştirdiler. Önüne bir büstümü yaptılar benim. Ben şimdi sürpriz, benden fotoğraf istediler. Profiller ve cepheden fotoğraflarımı istediler. Fars'tan beri. Gönderdim. Herhalde mecmuayı falan koyacak dediler. Ben de İzmir'e giderken 2-3 gün evvelden gidiyorum dekorlar için. Tiyatronun girişinde böyle bir kaide var. Üstünde bir şey yok ama. Merak ettim. Amele çalışıyor. Dedim ki nedir bu? Ya dedi, bir tane Necati'nin varmış dedi. Necati'nin onun başını koyacaklar. Ve nihayet Fuar müdürü, sevgili fuar müdürü, İzmir Belediyesi'nin de kararıyla o şey yapıldı. Ve bir gazeteci bana bir saat sordu. Necdet abi dedi, işte görüyorsunuz dedi, heykeller kırılıyor, yıkılıyor, bilmem ne oluyor falan. Sizin bu büstünüzü de yıkarlarsa benim için şereftir dedim. Belki Alacakaranlık'ta Atatürk'e benzettiği için şey, ama bu benim için şereftir dedim. Yani demin dediklerim çok şanlı. Büstünüzün yıkılması bunu mı? Buraya takmış olmak için değil. Yani esasında Atatürk daha içeride, buralarda bir yerde yani. Şey, büstünüzün yıkılması mı şereftir dediniz? Belki Alacakaranlık da Atatürk'e benzettikleri için. Anladım. Atatürk'e benzettikleri. Bir daha anlatayım mı? Çok... Yok şimdi anladım. Ay Yılmaz valla iyi tülahçılar oldu. Tülahçılar öyle yapar çok... biliyor musun? Tülahçılar. Şimdi bana dank dedi. Çok iyi. Ya bir de sizin şu olaylı Cem Özel programı var. Şimdi Cem Yılmaz'la beraber... O da mı olay oldu bilmiyorum. O da olaylı. Şimdi herkes, ben dedim ki Yılmaz Erdoğan çağırdı son programı. Nejat Uygur var. İşte Yılmaz sen konuşamazsın, mahvolursun bilmem ne, ama biz daha böyle ciddi bir şey yapmak istedik. Siz böyle bir espri bombardımanı yapsanız ben buradan ne kadar uçarım. Ya orada da öyle bir... Tabii buyurun. Orada da öyle bir maksatla yapılmış bir şey değildi. Hani bir de öyle yazılar da çıktı. Yani insanların bunun peşinde olması gerçekten üzücü bir şey ya. Yok işte Cem Özer iki tane lafazan çağırdı da kendisi ezildi. Yani niye ezilsin? O bizi konuk etti ve bizi konuşturdu. Normal talk showcu tavrı ya da sohbeti yönlendiren insanın tavrı da budur. Yani biz her hafta oraya gelmiyoruz ki. Kaldı ki biz sanki bazı yazılarda da hani biz sanki... Cem Özer'i alt etmek için böyle bir şey yapmışız. İnsanlar televizyonda hep kavga seviyor. Yani onu hissediyorum. Yani öyle bir hani gizli bir yarış yok. Memnuniyetsiz yani. Niye böyle olsun ki ya? Memnuniyet duymasam gitmem zaten ya. Buraya geldim. Bir de ben mesela çoğu zaman sanıldığı kadar komik olmayı sevmiyorum da. Yani hadi bir araya gelelim komik şeyler yapalım diye yapılan toplantıların hepsinden tiksinmişimdir çoğu zaman. Çünkü
Gelirse espri yaparsın. Tabii tabii. Yani yoksa hani vay be dur şimdi ne üzerinde komiklik yapsak diye oturmaz ki. Ben mesela bu programın saatiyle de yapısıyla da daha böyle söylemek istediğim şeyler de var çünkü. Tabii tabii. Bu jübile kararı falan da öyle hani jübile. Çok kaldı üstünde. Yok bir süre hakikaten çıkmak istemiyorum. Çünkü ben bir yazarım. Mesela benim böyle kaset falan gibi dertlerim de yok. Yani böyle kaset derdi olan insanlar da hayır böyle derdi olan insanları kınamıyorum. Çünkü kaset demek gündemi yoğunlaştırmak demektir o dönem için. Ama o insanlar çıkabilirler. Ben niye çıkıyorum ki yani? Mesela hakikaten benim tanıdığım bu tür dostlarım da şikayetçidir. Yani biz zaten işimizi yapıyoruz. Benim o talk show'a harcayacağım. Şimdiye kadar çıktıklarımdan şikayetçi değilim. Yani şikayetçi olsam gitmezdim zaten ama bitti. Orada harcayacağım vakti yazarak değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü ben bir yazarım sonuç olarak ve mesela Kayıp Kentin Yakışıklısı diye bir şiir kitabım çıktı. O günden bu yana kitap çıkarmış değilim ve bu beni çok üzüyor hakikaten. Çünkü yazmak istiyorum. Şunu da biliyorum ki benden sonraya kalacak olanlar da kitaplardır. Bir de bu televizyon gürültüsünde ona inanıyor musun hakikaten? Yani insanlar senin kitaplarını mı hatırlayacak yoksa Mükemmel abideki sakalın ve şeyin daha mı çok hatırlar? Ne demek şimdi günlük olarak değerlendirirsen yani işte 5 sene sonrasından söz etmiyorum ben. Hı hı hı. Şimdi biz mesela 100 yıl öncesini nasıl hatırlıyoruz? Mesela Shakespeare döneminden çok iyi bir oyuncu hatırlamak çok zordur da Shakespeare'in kendisini insan hatırlar. Çünkü kitapları kalmış ortaya. Shakespeare de oynamış. Molière de oynamış. Nasıl bir oyuncu Molière kimse bilmiyor. Ama Molière'in oyunları hala var. Ben bunu daha çok önemsiyorum. Anladım. Yani tarihe bir iz bırakmaksa mesela onu yapmak istiyorum. Ama bu medya çağında belki CD-ROM'lar falan kalacak ya da ne bileyim. Ha olabilir. Yani ben eser olarak söylüyorum. Anladım. Kitaptan kastım. Peki böyle bir şiirin var mı? Biz de paylaşacaksın gecenin bu saati. Abi biraz da böyle şey bir program oldu. Hani. Ben çok iyi gidiyor program. Yani şu anda ben bir de kendi şiirlerimi bilmem, hatırlamam. Tamam. Yani. Bilseydim kitabımı getirdim. Ama sizin var değil mi bir şiiriniz? Ne gibi? Bir şeyiniz. Şu anda bestelenen. O çok acıklı olanı ben... okuma Necdet abi. Üzülürüm. Çok acıklı olanı okuyacak. Şimdi aklıma bir geldi de. Şimdi bakın siz konuşuyorsunuz da orada aklıma. Zenginliğin modası geçer ama fakirliğin modası geçmez biliyorsun. Şimdi bir oyun şeysi bu yani bir oyun ismi hatta falan. Şimdi şiir ben yazıyorum. Hatta benim yazdığım şiirlerden bir tanesi de Ülke Erakal'ın tarafından bestelendi. Kırmızı burunlu bir adam vardı diye. Evet, 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 evet. Bestelendi o şiir. Şimdi galiba bir çalışma var değil mi? Şimdi ben ilk defa o şiirimi hafta sonlarının geçen yıl kuruluş şeysi vardı. 25. kuruluş günüydü galiba. Gecesi de orada. Orada okumuştum. Sonra çok şey yaptılar, sevdiler. Bir akşam bir galada da ben çok seviyorum Sezen Aksu'yu. Yani Necla kızım diyor bana yani. Çok seviyorum. Çünkü Sezen Aksu çok bir şey, bir mütevazi. Yani o şeyinin olduğu yerin çok daha aşağısında insanlar. Ona bahsettim. Dedi ki böyle bir şeyim var benim falan. Çok iyi olur dedi. Bana ne olur telefon numarasını şey atıştı verdi. Fakat bu arada çok bir o da çok yoğun. İşte safari var. Enişten biliyorsunuz. Şey gitti. Bugün de seyretti. İnşallah ben klibini yapacağım yani bunun. İşte siz Sezen, oynayacak mısınız? Ben tabii onu oynayacağım. Şimdi bana nereden isimlendi o? Ben yani misafirler böyle oturuyor, böyle kaba ev sahibi olmaz. Ben hep deminden böyle konuşuyorum. Biraz da öyle konuşmak istiyorum. Tabii lütfen. Şimdi, ben böyle bakarım. Ben Yılmaz'a bakarım. Bu üçüncüsüne. Şimdi sanat, biz Allah gecinden versin, bu senede yaprak dökümü biraz daha fazla. Geçen de, senede yine sanatçılardan çok abiler sinemadan, tiyatrodan falan gittiler. Biz Şişli Camii veyahut da Teşvikiye Camii'nde birbirimizi görmeyen sanatçılar böyle şeyden yani arkadaşlarımızı kaybettiğimiz günlerde buluşuyoruz orada. Ve orada işte nasılsın, iyi misin, nasıl gidiyor, iş nasıl, turne mi var değil mi yani? Bu biraz kokteyl gibi gerçek, oluyor. Bu gerçek yani, bu kaçınılmaz bir şey. Soruyoruz orada falan. O şeyde Musala Taşı'nda o yatıyor. Burada ya aklıma geldi. O bizi tanıyor geldi. Zaten. O zaten bizi tanıyor. Başka bir evet. Yolda biliyor zaten. Evet. Ya aklıma geldi ben. Bir şiir yazdım. Yani ben yani kendi cenazemi gördüm esprisinde. Ve şöyle. Biliyorum. Bana değil. Kapılardan taşan bu kalabalık meşhurları görmek için. Bak
Aa o da burada. Aa bak o da orada deyip beni musalla taşında unutanları görüyorum. Ve duyuyorum imamın okuduğu tiradını ve sormasını. Merhumu nasıl bilirdiniz? Bir kişinin bile benim için kötüyü diyemediğini duyuyorum. Ve hayatımda ilk defa katıla katıla gülüyorum. Çünkü daha kırkım dolmadan unutulacağımı biliyorum. Yaşlı bir sevgi gölgesinde yılların yorgunluğunu çıkartıyorum. Şeytan oturmuş tam karşısında beni kolluyor. Espri yapıyorum, gülmüyor. Acaba bir eksikliği mi var diyorum. Ve sonra aklıma geliyor. Hani benim yamalı pabuçlarım, komik şapkam, makyaj takımlarım. Ararken Sadri abiyle Beda Mavit abla geçiyorlar. Sadri abi merhaba diyorum. Beni duymuyor. Koşuyorum ama yetişemiyorum. Annem babam kol kola girmişler. Anne, baba diyorum. Onlar da beni görmüyorlar. Ve birdenbire aklıma geliyor. Eşime sesleniyorum. Necla, çocuklar nerede? Torunlar nerede? Niye gelmediler? Niye beni yalnız bıraktınız? Sonra birdenbire aklıma geliyor. Vefasızlığım. Beni onca sevenlere yaptığım vefasızlığım aklıma geliyor. Haber vermeden, halasmalık demeden buraya gelişime ağlıyorum, ağlıyorum, ağlıyorum. Ve ben de her kul gibi sevabımla, günahımla Allah'a sığınıyorum. Böyle bir şey. Evet. İnşallah böyle çok geç çünkü insan hakikaten... Ya sen de mi ne oldu? Ben 12 yaşındaydım. Sizle ilk tanıştığım zaman böyle titriyordum Necdet Uygur'la tanışacağım diye. Yani insan böyle bu şeyleri duymak istemiyor. Yani hep böyle genç, çocuk, tabii bebek kalmak istiyor insan. Öyle de yani ama bir şey var, gerçek var. Yani bunun şeysi yok. İnsan doğduğu gibi bu dünyada veda edecek. Benim o bakımdan çiğim yok. Peki hemen... Yılmaz'ın kitapları kalacak. Ben şimdi öldürdük seni. Kusura bakma. Doğru yani. Ama yani bir oyuncunun nesi kalacak? Şimdi daha kırkım dolmadan unutulacağım diyor. Peşime şey söylüyor. Bence orada biraz haksızlık söylüyorum. Evet. Valla şimdi ben hep ona dikkat, katiyetle bir Nasrettin Hoca'yım yahut da bir İncili çavuş gibi falan demek istemiyorum. Yaptığım şeyde yani esprilerde böyle anlatılabilecek gibi olmasını hep düşündüm. Yani yazarken yahut da söylerken ve bunları duyduğum zaman da hoşuma gidiyor. Mesela yıllarca evvel bir oyunda bir parodi yapmışım. Tavuğu kaçırmışım lokantada, orada aşçının yamağını oynuyorum. Ve tavuğu kaçırmışım, efendime söyleyeyim Edirne'de yakalamışım İstanbul'da. Ve oradan telefon ediyormuşum. Müşteriyi bırakmayın, tavuğu yakaladım, otobüse biniyorum diye. Şimdi bana bunu bir şoför arkadaş söylüyor. Hatta başka bir espri, yıllarca evvel oynadığım bir şeyi söylüyor. Bu da hoşuma gidiyor. Yani acaba neler kalacak falan gibi diye bana evet, bir sual evet, sordun ya. Evet. Bunlardan birkaç tanesi kalırsa yine bu de öyküler gözüm arkada kalmaz. Yani. Çok evet. Gerçekten sizinle olmak çok büyük bir mutluluk. Yani biz de hiçbirimiz kalıcı değiliz. Bizim programda gittiniz zaten. Fakat müthiş bir... Yani bilmiyorum çok güzel şeyler paylaştınız. Ben de çok şanslıyım. Ha. Hayatımın böyle önemli günlerinden biri. Çok teşekkür ederim. Bizi niye kimse aramıyor? Ha, farklı şey yaptık. Bizim çok... abi şimdiden mi unutulduk? Necdet abi bir şey ilk dedi ki yani bu sohbete doyum olmayacağı için telefonları biraz sonra alalım. ve Cem Akgün de konuğumuz. Onunla biraz böyle şarkılı, telefonlu ve biraz Doktor Stres'in eskisinden bugününe getiren bir böyle nostalji yaşayacağız. Çok teşekkür ediyoruz size gerçekten. Sağ olun ve var olun.